Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte işlerinizi çok ama çok kolaylaştıracak olan Space Desk isimli programı inceleyeceğiz. Bu program ile evinizde bulunan tabletinizi, telefonunuzu, dizüstü bilgisayarınızı ikinci ekran olarak nasıl kullanabileceksiniz bunu göreceğiz. Bu program ile bir süreliğine ikinci monitör masrafından kurtulmuş olacaksınız. Şimdi hızlıca programımızı incelemeye geçiyorum. Bu tarz içerik ve videoların devamının gelmesini istiyorsanız eğer lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmına bir minik yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Evet arkadaşlar, öncelikli olarak ben telefonuma yükleyeceğim ve telefonumu bir ekran olarak kullanmak istiyorum. O yüzden sizlere telefonumdan göstereceğim. Öncelikle telefonumdan Google Play'e giriyorum ve arama kısmına Space Desk yazıyorum. Direkt zaten gördüğünüz gibi en üstte çıkıyor. Space Desk Multimonitor Display Extension Screen diyor. Buna giriyorum ve uygulamayı yüklüyorum. Evet arkadaşlar, telefonumuza ya da tabletimize uygulamayı indirdikten sonra bilgisayarımızdan spacedesk.net'e giriş sağlıyoruz. Spacedesk.net'e girdiğimizde gördüğünüz gibi download kısmı var. Download'a tıkladığımızda burada Windows'umuzun versiyonunu seçiyoruz. Ben Windows 10 64 bit kullandığım için Windows 10 64 bit'i bilgisayarıma indiriyorum. Gördüğünüz gibi altta sakla diyorum ve uygulamamı indirmeye başlıyorum. Programımı indirdikten sonra hemen setup'ına giriyorum ve setup'ını yapıyorum. Next. Evet. Kur abi C'ye de. Onu da yap. Hepsini yap. Install diyorum ve iznimi veriyorum. Uygulamam indikten sonra Space Desk Server uygulamasını açıyorum. Uygulamamızı açtıktan sonra gördüğünüz gibi burada IP adresimiz gözüküyor. Bunun sonrasında hemen bağlanacağım cihazdan Space Desk uygulamamı telefonumda açtım. Bunu bir daha gösterme diyorum. Okey diyorum. Gördüğünüz gibi zaten ben bilgisayarımın bağlı olduğu ağa telefonumdan da bağlı olduğum için otomatikman ben de connection kısmını gösterdi. Connection'a tıklıyorum ve gördüğünüz gibi monitörüm telefona geldi. Şu anda bağlı gözüküyoruz. Hiçbir problem yok. Gördüğünüz gibi. Aa, mouse'um da geldi. Şu an bende en sağda gözüküyor. Mouse'umu şöyle telefondan da göstereyim. Şöyle telefonu da göstereyim. Şurada bir yerde zaten telefonumda ekranı vardır. Gördüğünüz gibi mouse'um da buraya geldi. Aslında şöyle bir gerçek var. Gayet iş görür. Mesela şu an ben OBS'imden kayıt alıyorum. Abi bu uygulama, bu program hayat kurtarır. Abi bu hayat kurtarır. Gerçekten süper. Bu arada real time, hani öyle bir şey yok. Bakın zaten yukarıda benim monitörde görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın aynı anda, bakın şurada monitörüm de var zaten. Hızlıca kullanabiliyorum abi. Gayet başarılı bir uygulama. Siz de bu uygulamayla tabletinizi, telefonunuzu, herhangi bir cihazınızı bağlayarak çok rahat bir şekilde ikinci ekran, üçüncü ekran, hatta benim şu an dördüncü ekranım oldu. Yani dördüncü ekran olarak bile kullanabilirsiniz. Gayet güzelmiş. Bu beni çok cezbetti. Hatta şöyle de göstereyim. Kamerayı döndüreyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok rahat bir şekilde 3. 4. 5. 10. ekran olarak bile çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu gerçekten sizin yükünüzü büyük bir şekilde hafifletecektir. OBS'inizi mesela telefonunuzda bırakabilirsiniz. Büyük ekran boyutuna sahip tabletlerinizde belki chat'i bile takip edebilirsiniz. Ama telefonunuzdan yapacaksanız hiç değilse OBS'inizi telefonunuza atabilir. Oradan takibini çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bu uygulama için anlatacaklarım bu kadar. Bu işlemlerin aynısını dizüstü bilgisayarınızda, tabletinizde uygulayarak bu şekilde birbirlerine bağlayabilirsiniz ekranlarınızı. Bu da sizin işlerinizi çok kolaylaştıracaktır. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içerikler üreterek sizlere az da olsa destekte bulunabiliyorsam ne mutlu bana. Sizler de kanala abone olup videoyu beğenip aşağıya bir minik yorum bırakırsanız ben de çok mutlu olacağım. Kendinize çok iyi bakınız. Kendinize çok dikkat ediniz. Görüşürüz.